Canlı yayındayız. Merhabalar. Herkese Azrail'e topladık, koltuğa oturtturduk. Evet. Siz nasılsınız orada? Ben petekteyim, koltukta. Yani bisiklette oturanlar. Evet, ama buranın peteği de güzelmiş. Teşekkür ederim. Evet, sorularınızı evet, cevaplamaya geldik. Ben mi? Ben. Evet, hadi tamam, açılışı hadi. Yap. Haydi. Hadi açılışı. Yaptım işte, hoş geldiniz. Ha, soru bugün soru oldu. Hoş geldin Ali. Yalnız kaç bölümdür burada çekim yapıyoruz. Hep dedim ki bu ne işe yarayabilir yani. Bunun işlevi ne olabilir dedim. Ve bunun işlevi bugün böyle bir şey oldu. Cemre çek. Ben tutuyorum, sen çek. Tamam, ben çekiyorum evet. Bakalım kim. Ama ben çektim diye hepimiz sen cevap veriyoruz. Tabii. Çok şey ya. Herkes söylesin bunun cevabını. Uğurlu olduğunu düşündüğünüz bir eşyanız var mı? Benim yok. Ya benim de yok. Benim var. Var mı? Var. Şapkan mı? Yok, hayır, bu. Ha. Nereden o? Down sendromlu bir çocuk kendi elleriyle yapıp gerçekten bana vermişti. Yanıma yanaşıp ben bunu senin için ördüm, tak bunu sana uğur getirir dedi. Çok... O günden beri çıkarmıyorum. Hatta çekimlerde bile çıkarmam. Gömleğin içine gizlerim, bir şey yaparım ama çıkarmam. Abi çok güzel hikaye. 5 yıldır tanıyorum seni, ilk defa gördüm kolunda onu ama. Tamam. Başka mı yok? O zaman ya, o insanın uğru kendidir. Tabii. Yani bence. Yok mu başka? İnancıdır o. Biri de. O zaman ben de. Kesinlikle yemeyeceğiniz bir şey var mı? Var. Sanat yemeği. Senin? Benim var. Glutenli her şey. Glüten her şey. Cemre'yi şişiriyor. Evet, ben de ciğer yiyemem mesela. Ha, ve evet, o tarz etmiş bir şey. Ben et yiyemiyorum. Orada. Bu kadar mı? Valla Çin'e gidecek olursam orada kızartılmış şeyleri yiyemem. Onun dışında her şeyi yerim. Ben kazık yemek istemiyorum. Çek bakalım. Çekiyorum. Yüksek sesle. Dizideki karakterinizin size olumlu yönleri neler? Nasıl? Olumlu yönleri. Neyi dizideki karakterin sana olumlu yönleri? Yok mu? Vardır. Bir düşün. Mert benden de bakıldı. Yok, o şey yapmıyor. Niye piyano çalmayı öğrenmedin mi sen Mert sayesinde? Yok, zaten biliyordum. Hayda. Tamam, o zaman bu çocuğu çıkarıyoruz canlı yayından. Biz sana bir şey veremeyiz. Evet. Çok da ağırmış. Hadi. Bunu sen cevaplama, tamam mı? Azra karakteri gibi gerçek hayatta da duygusal mısın? Duygusal mısın? Bence böyle bir insan yok. Böyle bir şey yok. Ama var canım, duygusal bir çocuk. Yok, hobisi ağlamak Azra'nın. Duygusal değil. Evet, Azra hobi olarak ağlıyordu. Ben çekiyorum ama gözlüğüm yok. Alp'e okutacağım. Alp hadi oku bakayım. Ters tüz. Gözlüğüm yok. O kadar. Oo ben. Cenk Çelen gibi bazen öfkene yenik düştüğün oluyor mu? Evet, tabii oldu yani ilk defa. Feride olarak cevap veriyorum değil mi? Hayır. Yok, seyahat. Olmaz mı? Olur tabii yani. Olmaz diye bir şey yok. Hepimiz her şeyi yaşayabiliyoruz değil mi? Olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Bana gelince öksürük tuttu. Şeyi de almadı. Dur bir dakika, ben şu emekli gözlüğünü takayım. Hazırlıklı geldim. Çekilen dizi ve filmlerin insanların davranışlarında olumlu yönde değişimlere ittiğini düşünüyor musun? Evet. Doçent Ertuğrul Postoğlu sorularınıza cevap veriyor. Bunu cebime niye attım ki ben? Alışkınsın. Düşünüyor musun? Her çeken kendi mi cevap veriyor? Öyle oldu öyle sanki oldu. Biraz ya. Yani muhakkak bir şekilde olumlu ya da olumsuz katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Sadece dizilerin değil yani, tiyatro olsun, sinema olsun, insanları düşünmeye iten bu tür şeylerin etki ettiğine inanıyorum bir şekilde yani. Ne şekilde mesela? Ya mesela şöyle söyleyeyim sana, çok iyi bir karakteri oynuyorsan sana mesajlar geliyor birçok yerde. Seni ne kadar çok sevdiğini, örnek aldığını, bu toplumda senin gibi insanların olması gerektiğini söylüyor. Sonra sen de onu kötü bir karakteri oynadığın zaman da
beddualar geliyor. Toplumdan böyle yaşadık. İnsanların uzaklaşması gereği babana geldiği gibi. Yani bir şekilde demek ki etki ediyor. Nelerin yapılmaması gerekiyor. Nelerin yapılmaması gerekiyor. Sen onu o zaman sonra... Kaan Bey. Buyurun Kaan Bey. Ağır. O biraz ağır galiba. Evet. Evet. Hiçbir şey yaramayacak. Bir şey normal. Birleştireceğiz. Öbür soruya geçelim Kaan Bey. Birleştiriyorum şöyle. Duygusal sahnelere nasıl hazırlanıyorsunuz? Yok ki falan. Oldu mu senin duygusal sahne? Olmuştur illa baba oldu. Kız. Tabii baba yani, kız. Kızıyla karşılaştık. Evet, çevreyle duygusal sahnelerimiz oldu. Nasıl hazırlanıyoruz? Yani geçmişten duygu çağırıyoruz diyeyim. Gel kaçaman. Duygu, gel duygu. Duygu, nerede duygu? Set almak için gelsene. Evet, haline set alıyoruz. Eski çağır çağır. Duyguyu mu? Hop. Açık, o zaman arkada. Emre'de. Evet. Ah, belim kıpladı. Ben önceden okumuştum falan dedi. Dikkat et. Hayat yeniden başlayacak olsanız yeniden oyuncu olmak ister miydiniz? Daha başındayım desin. Evet, ilk önce şu anda bir oyuncu olalım. Ondan sonra tekrardan başladığımızda bu konuyu düşünürüz. Oo, diye. Yarın bütün magazin sayfalarında bu açılma şey. Dın 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 dın. Şimdi o zaman bunların hepsini yapıyoruz değil mi? Dönüyor böyle dönelim muyuz? Mi? Ver, hadi. Ver. Turlayalım yani. Dön Allah'ım dön. Hadi. Hazır olun, geliyor. Geliyor. Oo, bu soru bana çok... Ben değilim. Çok kolaymış ya. Keşke bana gelse. İyi bir... Hayır, kendi adım hayır. İyi bir sosyal medya kullanıcısı mısınız? Bence değilim. Bence kendi adımı değil. Burada en iyi sosyal medya kullanıcısı bir Kaan, bir de Ertuğrul evet, abi. Net Kaan. Kaan bayağı sıkı kullanıyor. Kaan, teşekkürler. Canım, maalesef. Teşekkürler. Allah'ım. Kolay bir şey gelsin. Sizce bir insanın izlediği bir filmden sonra hayatına farklı şekilde yön verebilir mi? İzlediği bir film hayatına farklı şekilde yön verebilir mi? Bence verebilir. Olabilir yani. Öyle çok duygusal bir film izlediğinde ya da hayvanlarla ilgili belki böyle film izlediğinde hayvanlara daha duyarlı olabilirsin. Ha. Daha ben açık örnekler olabilir. Haçiko'yu izlemiştim ben. Haçiko oldum. Evet, Haçiko oldum ben. Ağladım. Heykelini yaptım köpeğin. Evet. Yo, olabilir bence. Filmler insanların hayatlarına şekil verebilirler bence. Şey filmi vardı, neydi? Bu pırlant elmasların çıkarıldığı bir film vardı. Abi hangi? Ha, kanlı elmas. Kanlı elmas. Sence kanlı elmastan sonra kadınlar pırlant almaktan vazgeçmiş midir? Yok. Geçmemiştir. Geçmemiştir. Ama niye? senin karın pırlant alıyor mu kendine? Yok, hiç sanmıyorum. Evet, tamam. Çek bakalım. Bakmadan. Bu soruya cevap vermek zorundasın ama az öncekinde çok cevap vermedin. Yani bakmadan diyor, bakınca görüyorsan. Evet. Örnek aldığınız bir oyuncu var mı? Tamam, gerek yok söylemeye. Var. Sumru. Yani adını söyle bari. Aha, şeyimiz düştü. Ay, görünüyor mu o? Görünmüyor değil mi? Alın bari de boşuna söylemiş olmuyor. Onu oradan çekersem şimdi bütün düzenek. Filmi çekilse ne kadar güzel olur diye düşündüğünüz bir kitabınız var mı? Hah, tam artık bir soru ya. Ne alaka ya? En çok okuyan sensin herhalde bu sefer. Ya ama... Hep hızlı davranmışlar ya. Düşündüm de geçen gün ne düşündüm böyle? Oturup düşünüyorsun değil mi sen bayağı böyle? Bayağı düşündüm. Ya ne zaman yazsam bir... Ya eskide siyah beyaz zamanlarda çekilmiş ya da yeni dönem çekilmiş birçok klasik eserlerin hepsi yapılmış zaten. Yakın zamanda ne var öyle? Yok şu an. Biraz böyle ama kafa patlatmak gereken bir soru yani. İlk anda benim de aklıma gelmişti. Gerçekten patlattım. Hakikaten ekranda olması gereken kitap. Ben geçen bir kitap okudum ya. Yapmıştı. Dedim ki ya bu film çok güzel olurmuş diye. Bu kitap çok güzel film olurmuş dediğim şeyler oldu. Belki şey olabilirdi. Treminyan'ın Şibumik diye bir kitabı var. Saraybosna Çelisti var. Ben onu çok... Nerede pusu kıtalar atlası ya. Yani. Onun bir filmini yapsınlar. Neyi? Pusu kıtalar atlası. Evet, Seray abla çektin kafamı mi? Kafamı çekiyorum. Çekiyorum da yani okuyamıyorum. Ertuğrul abi gözlüğünü. Gözlüğü vereyim mi? Belki de okuyabilirim. Hayattaki ideallerinize oyunculukta yükselerek ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Yani... Doğrudur. Çok zor. Hayat da oyunculukta paralel gider onun için.
ulaştık. Bunu sosyal medya ekibi mi yazdı bu soruları? zaten ben yani şey... Fan sormuş olamaz çünkü böyle eski bir soruyu. Eskimemiş ama eski bir oyuncu olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten hayatta paralel gider oyunculuk. O oyuncu 40'ından sonra başlıyor gerçek anlamda. Ondan sonra zaten bütün anekdotlar orada birleşiyor ve... hazırlandığınız bir rolde bütün o geçmişteki şeyler sizi hemen geliyor yani. Uygulamaya başlıyorsunuz. Bu da bana hocam söylemişti. Hayat oyunculukta paralel gider. Onun için gerçekten bir oyuncu için çok önemli yaşadıkları şeyler. Evet. Sıra bana geldi galiba. İnşallah çalışmadığım yerden gelmez. Oyunculuktan sonra en sevdiğiniz sanat dalı nedir? Uğraştığınız bir dal var mı? Yani oyunculuktan sonra... Abi sen bebek kahvede oturup okey oynuyorsun, onu biliyoruz. Tavla. Tavla, çok özür dilerim. Tavla ile yakından... Tavla çok güzel. Onunla da uğraştım tabii. Evet, o sanat dalıyla da uğraştım. Yani müzik bana göre geliyor oyunculuktan sonra ama müzikle hiç uğraşmadım çünkü hani biraz detoneyim. Söyle bakayım. Yok yok, ben daha önce dinledim. Ne getirdik bir durumda kendinizi nasıl motive edersiniz? Sana da hep felsefi sorular geliyor. Yani negatif durumda mı? İnsan zaten ipin ucunu kaçırıyor. O zaman motive edemiyor kendini diye düşünüyorum ben. Yani en azından ben öyle oluyorum. Sizde olmuyor mu? Yok. Öyle bir şey. Genelde negatif durumda zaten tepkisiz kalmayı tercih ediyorum ben ama motive edemiyorum. O böyle bir çöküyor içime, orada kalıyor bende. Hemen hemen pozitife geçemiyorum. Şöyle yapıp böyle Yok. Çok mistik şeyler yürümüyor. Yürümüyor değil mi? Ne güzel gelir aslında yoga. Ben denedim. Tabii ya bedene yoga. Evet de. Şey olarak hayır. Moral yoga. Ruha yürüyorsun. Ver bunu ver. Cemre'ye vereceğim burada. Gelmiş. Hayata dair bırakacağınız izin oyunculuk ile ilgili olmasını ister misiniz? Kesinlikle çok isterim ama... Ama kendini... Müthiş soru. Önce bir oyuncu olalım önce deyip de kendini... İlk önce Ali'yle sonra ben oyuncu olursak bunu konuşacağız falan diye. Bana mı döndü? Evet. Ne hızlı döndü? Çok dönüyor ya. Daha bir 5 tur var bunu söyleyeyim ya. Çekimler esnasında sizi en çok güldüren şeyler nedir? Nedir? Yokmuş. Yok, vardı sıra var. Mesela. Ha, bazen kendime mesela dilim sürçünce falan kendi kendime çok gülüyorum. Yani. Kendim durup şey gülmeye başlıyorum. Kendime gülüyorsun. Kendime gülüyorum aynen. Saçmaladım falan diye. Seçme. Seçmiyorum. Okuyarak seçiyorum. Tabii aynen. Çek. Çekiyorum, tamam. Bunu okumadım, bak bu kapalı. Yani İnşallah. Ne okumuş demek ki yani. Bunun cevabı belli sende. Çok gizli. Çocukluğunuzdan beri aynen kolay geldi. Oyunculuğa ilginiz var mıydı? Ya vardı aslında. Vardı yani aslında. Benim vardı öyle pat diye olan bir şey olmadı işte. Tiyatrolara gittim. İşte tiyatro, çocuk oyunları oynadık falan. Oradan dizilere geldim. Atıyorum. Topu üstümden atıyorum. Bunu yapmadan ölemeyeceğim, ölemeyeceğim dediğiniz bir şey var mı? Yapmadan ölemeyeceğim. Senin kesin vardır. Evet var. Ne mesela? Yapmadan ölmek istemiyorum. Paraşütle yüksekten atlamak. Bayağı yapmamı be. Ben de güzeldi. Yaparken de güzelmiş valla. Bence yap. İnerken herkes şey dedi mi, haklıymış. Bak şu büyük olanı, açık olanı seçin. Ben yani açtıklarında. Hepsini aç bence de. O direkt bana soruyor. Direkt sana geldi. Bateri sahneleri için eğitim aldın mı? Bateri sahnesi iki kere çaldım zaten. İkisinde de 5'er dakikalık eğitim aldım. Sahne öncesi değil mi? Aynen. Çalıyorum. Kolay geldi, uzatamadım. Lise yıllarında en sevdiğiniz ders neydi? En sevdiğim ders.
Lise yılları. Haydi. Hatırlayamıyorum. Affedersiniz. Hatırlıyorsun. Ben ya. Hatırlıyorum ama edebiyatı çok severdim. Sen neyi severdin ha? Edebiyat. Sen. Edebiyat. Evet. Sen? Ben matematiği çok severdim. Çok garip. Öyle mi? Niye buraya geldin ama hayat... Bilmiyorum. Hayat oraya getirdi beni. Ama hayat... zaten matematik hayatın içinde. Biz de böyle zorlanıyoruz değil mi? Evet. Siz? Ben fizik, kimya hepsini severim. Matematik. Buraya mı atıyoruz? Bak bize sormadılar. Hiç evet, gördün şey mü? Tabii tabii. Aynen bize hiç yani. Yani. Evet hatırlıyorum. Aa, ben soralım bir dakika. Ha, yok yok hiç teşekkürler. Şimdi ben cevaplamıyorum. Aynen şimdi biz. Lise yıllarında. Lise yıllarında hiç. Ben emekliyim. Sen nesin? Alakası yok. Emeklisin. Hı-hı. Çok iyi. Hatırlamıyorum ben de. Yaşlandım. Güzeli. Aslında canlı yayında espri yapma demedim mi? Soruyu okuyayım. Ha evet. Aile değerlerine önem veren bir dizi çekiyorsunuz. Sizin için aile kavramı nedir? Bana güzel, güzel cevap verirsin sen buna. Bayağı bence ağır bir şey. Ben onu gördüm, çekmedim. Çekmedim. Çekmedim, gördüm başını. Tabii tabii aynen. Yani aile